Tutukluluğun devamına. Ergenekon Mahkemesi eski İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih İlmioğlu ile ilgili kararını bu bildik kelimelerle açıkladı. Hastaneye sevk edilmesi hayati önem taşımaktadır şeklindeki hastane raporunu da dikkate almayan mahkeme İlmioğlu'nun tahliyesini reddetti. Emekli Orgeneral Şener Eruygur ile ilgili adli tıp raporunda ise Eruygur'un cezai ehliyetinin bulunmadığı vurgulandı. Yaklaşık 4 yıldır Silivri'de tutuklu bulunan eski İnönü Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih İlmioğlu hakkında çok kritik bir rapor mahkemeye ulaştı. Neyin iradesidir? Türk bunu. Raporu hazırlayan Bakırköy Doktor Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi doktorları, İlmioğlu'nun Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Psikiyatri Kliniğine sevk edilmesi gerektiğini vurguladı. Raporda karaciğer sirozu ve hepatit B rahatsızlıkları nedeniyle İlmioğlu'na bazı ilaçların verilemediğine dikkat çekildi. Doktor raporunda İlmioğlu'nun hastaneye sevk edilmesinin hayati önem taşıdığı belirtildi. Ergenekon hakimleri ise bugün açıkladıkları ara kararda raporu dikkate almadı. Profesör İlmioğlu'nun tutukluluk halinin devam etmesine hükmeden mahkeme, hastaneye sevk edilmesi konusunda ise bir değerlendirme yapmadı. Eski Jandarma Genel Komutanı Şener Eruygun'un sağlık durumu için hazırlanan adli tıp raporu da mahkemeye ulaştı. Emekli Orgeneral Eruygun'un cezai ehliyetinin olmadığı tespit edildi. Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Dairesi'nin uzmanları Eruygur için travmaya bağlı hafif bilişsel yetersizlik denilen akli arıza teşhisi koydu. Raporda suç işlediği iddia edilen tarihte Eruygur'un cezai ehliyetinin olduğunun belirtilmesi dikkat çekti.